Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur eylesin. Yüce Rabbim yaşadığımız sürece aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden yürümeyi, sünnet-i seniyesini ihya edebilmeyi, ruz-i mahşerde de onun o güzel şefaatine mazhar olabilmeyi, Livaül Ham sancağı şerifi altında kucaklaşabilmeyi, Cemalullah'ı beraberce doya doya seyredebilmeyi her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim çocuklarımızın, eşlerimizin, aile bireylerimizin, komşularımızın, mahalle sakinlerimizin ve esnafımızın İbadet heveslerimizi gün be gün ziyade eylesin. Takvamızı, ihlasımızı, gayreti diniyemizi ziyade eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızın namazla ilgili bölümünün teheccüd bahsine gelmiştik. Üçüncü faslında An Mesrugin radıyallahu anhu, Hazreti Mesruk radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre قال سألت عائشة radıyallahu anha, diyor ki müminlerin annesi ve sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain içerisinde en alimlerden birisi olan Hazreti Ayşe anneme sordum diyor. Eyyül ameli kâne ehabbe ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ameller içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği amel hangisiydi? En çok sevdiği, rağbet ettiği amel hangisiydi diye sordum. Galet. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha buyurdular ki Eddaim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam eden ameli daha çok severdi. Yani ister oruç olsun, ister zikir olsun, ister teheccüd olsun, ne olursa olsun bir defa fazlaca yapıp bırakılması değildi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tercihi veya bir süre yapıp bırakılması değildi tercihi. O ameller içerisinde en çok en devamlı olanı severdi. Zaten bir hadisi şeriflerinde de اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ Yani ameller içerisinde en faziletli olan, en sürekli olanıdır, en devamlı olanıdır. Az dahi olsa damlaya damlaya göl olur, damlacıktan sel olur buyurulmuş. Bundan dolayıdır ki ameller içerisinde biz devam edebileceğimiz amellere yapışmalıyız veya devam edebileceğimiz kadar olan bölümüne sarılmalıyız. Yani bir gecede kalkıp 40 rekat namaz kılabiliriz. İkinci gecede 30 kılarız. Üçüncü gece 20 kılarız. Ondan sonraki gecelerde yatıp bırakacaksak bu işi, böyle yapmaktansa her gece ne kadar kılabilirsin? 4 mü kılabilirsin? Sürekli kılabileceğin 4 müdür? 4 kıl. 8 midir? 8 kıl. Bugünkü gençliğine, bugünkü gücüne, kuvvetine, bugünkü sağlığına aldanma. Hep böyle devam etmeyebilir. Onun için sakın nezir yapma, adak yapma. Yani ben her gece Allah için söz veriyorum 10 rekat teheccüd namazı kılacağım diye bir nezir yapma. Çünkü sağlık şartların elverişli olmayabilir. Bugün gücün yerindedir. 10 kılıyorsun, 12 kılıyorsun, 8 kılıyorsun. Yarın sağlığın müsait olmayacak. 2 rekat kılma yetecek sana. Onun için adak yapmamak lazım. Bir de insan ibadet performansını ayarlarken süreklilik önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği de burasıydı.
Yani sürekli yapabileceğin neyse onu efendim prensip haline getirmek lazım. Arada fazla yapmış olsan bile bazen de az yapmış olursun. O onu nötrleştirmiş olur. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ameller içerisinde en çok sevdiği, en devamlı olanıdır buyurdu. Kultu fe eyye hinin kâne yegûmu minelleyli. İkinci bir soruyu sordum. Dedim ki peki gece sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gecenin hangi vaktinde kalkardı? Yani teheccüde ne zaman kalkardı? Kâlet kâne yegûmu idâ semi'es sârih. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz horoz sesini duyduğu zaman kalkardı. O zaman saat kurmak söz konusu değildi. Saat yoktu. Zil yoktu. Eskiden beri horozlar gece biraz uyuduktan sonra sabaha karşı başlarlar ötmeye. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz horozların ötüşünü duyduğu zaman kalkar ve ibadetine başlarmış. Bu konuda ikinci hadisi şerifimiz Hazreti Enes radıyallahu anh'tendir. Kal, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz diyor ki مَا كُنَّا نَشَاءُ اَنْ نَرَى رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلَّا رَأَيْنَاهُ. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gece namaz kılarken görmek istesek görürdük mutlaka. وَلَا نَشَاءُ اَنْ نَرَاهُ نَائِمًا اِلَّا رَأَيْنَاهُ. Onun uyur halini görmek istesek onu da görürdük. Ne demektir bu? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen sonunda namaz kılardı. Bazen evvelinde uyur, bazen ortasında, bazen sonunda uyurdu. Bu manaya gelebildiği gibi bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen uzun bir şekilde namazını kılardı. Gecenin uzun bölümünde namaza devam etmiş olurdu. Efendim bazen de uykusunu fazla yapardı. Hadis-i şeriften bir defa şunu anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ifrat ve tefritten kaçınıyordu. Yani ben hiç yatmayayım, sabaha kadar namaz kılayım veyahut da sabaha kadar uyuyayım, hiç kalkmayayım, bunu yapmazdı. İfrat aşırı yapmak demektir. Tefrit çok geri kalmak demektir. Mesela sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain içerisinde ifrat yapmak isteyenlere izin vermemiştir. Ben gece hiç yatağıma yatmayacağım diyenlere fırça atmıştır tabiri caizse. Siz benden takva olamazsınız dedi. Ben yatıyorum, kısmen uyuyorum, kısmen de ibadet ediyorum. Siz beni sollayamazsınız yani. Ondan sonra bazıları ben artık eşlerimle bir yatağı paylaşmayacağım, tam derviş olacağım dedi. Ona da kızdı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sen de benden fazla derviş olamazsın ki. Eğer bu takvadan kaynaklanıyorsa benden takva olamazsın ki. Ben eşlerimle bir yatağı paylaştığım da oluyor. Efendim paylaşmadığım da oluyor. Dolayısıyla benim yaptığımı yapacaksın. Sünnet olan budur. Bir tanesi de ben artık her gün oruç tutacağım ömrümün sonuna kadar. İftar etmeyeceğim hiç deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen de benden takva olamazsın. Bazen tutacaksın, bazen tutmayacaksın. Ben öyle yapıyorum, sen de öyle yapacaksın. Yani ifrat derecesine gitmek isteyenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz izin vermemiştir. Dolayısıyla ifrattan kaçınmak lazım. Burada da Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz, biz onu yatakta görmek istesek görebilirdik. Biz onu namazda görmek istesek onu da görebilirdik. Yani ifrat ve tefritten aleyhissalatü vesselam Efendimiz kaçmıştı. Dolayısıyla her gece onun yataktaki manzarası da vardı. Yani yatakta yattığı, uyuduğu vardı. Efendim ayakta olduğu da vardı. Bu şekilde hadis-i şerifi anlamak daha doğru olur. Evet, kıymetli izleyenlerim, bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve an Hümeyd ibn Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diyor ki ravi, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaîn'den birisi قال, kendisi şöyle anlatarak demiş ki kultu kendi kendime şöyle karar verdim. Dedim ki ve ene fi seferin, bir seferdeydim. Ma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir seferdeydim. Kendi kendime şöyle dedim. Veya bir arkadaşına da söylemiş olabilir. Vallahi la arqubanna Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme lissalati hatta rafi'lehu. Bu yolculukta
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i takip edeceğim. Gece kalkıp namaz kılmasını gözetleyeceğim. Ben de onun gibi yapacağım. Yani onun yaptığı benim için örnektir. Özellikle nasıl kıldığını gözümle görmek istiyorum. Felemma salla salaten işa ve yel ateme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kılınca iddaca heviyyen minel leyli. Bir süre yattı, istirahat etti. Yatsı namazını kılınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir süre istirahat etti, uyudu diyor. Sümme seyqada, sonra uyandı. Fenezara fil ufuki, göklere doğru bir baktı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fekal, göklere doğru baktığında mehtaplı bir gece, gökyüzünde yıldızlar gözüküyor, ay gözüküyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Rabbena ma halaqta hada batila. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ma halakte, yaratmadın hada, bu manzarayı batılan, boşuna yaratmadın sen. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz göz kapaklarını kaldırıp göklere doğru baktığı zaman ibretsiz geriye dönmezdi. İbret almadan geri dönmezdi. Rabbena ma halakte hada batila. Allah'ım, sen bunları boşuna yere yaratmadın. Sen yerlerin, göklerin yaratıcısısın. Her yaptığın hikmetlerle doludur. Ben bunu böyle inanıyor, böyle ilan ediyorum. Hatta belaga ila inneke la tuhliful mi'ad. İnneke la tuhliful mi'ad ayeti kerimesine kadar ulaştı. Yani inne fi halqis semavati Ali İmran suresinin sonuna doğru olan bu ayetlerde yerlerin, göklerin yaratılışında vardır. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ile gündüzün ihtilaf etmesinde birisi geliyor, birisi gidiyor veya birisi kısalıyor, birisi uzuyor. Bütün bunlar da vardır. لَاَيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için ayetler vardır. Allah'ın kudret ve azametini ortaya koyan ayetler vardır. Bir insan bakacak efendim göklere, bakacak yeryüzüne, bakacak gece ile gündüzün gidişine, gelişine, kısalmasına, uzamasına, bunları kim yapabilir? İnsanlar, bütün dünya ülkeleri, bütün dünyanın liderleri, bütün dünyanın komutanları, bütün dünyanın zenginleri toplaşsalar efendim güneşin doğuşunu ne geciktirebilirler ne de takdim edebilirler, müdahale edemezler. Kimin ayarıdır bu? Zalike takdirul azizil alim. Aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir, ayarlamasıdır. Dolayısıyla bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Ülkeler, efendim güçlü ülkeler yaz ve kış saat uygulaması yapıyorlar. Saatin yelkovanını ileri geri almak elimizdedir ama güneşi ayarlamak elimizde değildir. O Allah'ın işidir. Saatin yelkovanını ayarlamak da bizim işimiz zannediyoruz ama o bizim elimizde de güç ve kuvveti Allah verecek bize ki ayarlayalım. O da Cenab-ı Hakk'ın işidir de. Yani biz beşer olarak nereye müdahale edebiliyoruz? 2 saat ileri, 2 saat geri, 1 saat ileri, 1 saat geri buna müdahale edebiliyoruz. Akıl sahibi olan insanlar yerlerin, göklerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe gelişinde veya birisini kısalıp birisini uzamasında akıl sahipleri için büyük ayetler vardır. Peki kimdir akıl sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayakta otururken, yatarken Allah'ı zikredenler var ya, gerçek akıl sahibi onlardır. Rabbim her birimizi böylesine akıl sahibi olan bahtiyar kullarından eylesin. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Artık yatarken, otururken ayakta Allah'a zikir, 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 zikir kalpleri uyanıyor. Kalpleri uyanınca göklere baktığı zaman göklerde, yeryüzüne baktığı zaman yerlerde Allah'ın ayetlerini görmeye başlıyor. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin yaratılışında ve yerin yaratılışında tefekkür etmeye başlıyorlar. Ve şunu diyorlar. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Allah'ım sen bunu boşuna yaratmadın. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz burasını söyledi. Yani onun kalbi zaten en çok Allah'ı zikreden oydu. Her anında onu zikrederdi. Kalbi uyanık olanların lideri, reisi, şaşmaz ve tartışılmaz reisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Onun için o göklere baktığı zaman, geceyle gündüze baktığı zaman, yeryüzüne baktığı zaman ibret almaması mümkün değildir. Ne demiştir? Rabbena ma halakte hâve bâtıla. Allah'ım sen bu gökleri ve yerleri boşuna yaratmadın.
Sübhaneke fekina azabennar. Allah'ım, senin 90 sıfatlardan tenzih ediyorum. Bizi cehennem azabından koru. Sen korumazsan kimse koruyamaz. Senin bu kudret ve azametini biz layıkıyla idrak edemiyoruz. Ve mâ kaderullâhe hakka kadri. Dolayısıyla biz dayağı hak ediyoruz, cezayı hak ediyoruz. Ne olur sen bizi cehennem azabından koru. Rabbena inneke men tudkhilin nâre fekad ahzeyte. Allah'ım, sen bir insanı günahı sebebiyle cehenneme koyarsan, ateşe koyarsan, ona rezillik damgasını vurmuşundur. Onun için Allah'ım bizi cehennem azabından koru diye Aleyhissalatü vesselam Efendimiz devamını okudu. Rabbena inneke men tudkhilin nâre fekad ahzeyte ve mâ lizzâlimîne min ansâr. Zalimlerin yardımcısı olamaz ki. Allah bir insana yardım etti, etti. Allah yardım etmezse kim yardım edecek? Zalime de Allah yardım etmeyeceğine göre zalimler yardımcısız kalmış olurlar. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna. Ey Rabbimiz, biz bir münadinin Allah'a iman edin, peygambere iman edin dediğini duyduk ve biz de iman ettik. Rabbena, ey Rabbimiz, innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah'ım, ne olur günahlarımızı bağışla. Seyyiatımızı mahveyle. Bizi iyi kullarınla beraber huzuruna kabul eyle. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve atina ma va'adtena ala rusulik. Peygamberlerin dilleri üzerine, peygamberlerin vasıtasıyla bizlere neleri vaat ettiysen onları istiyoruz senden. O sebepleri yerine getirmeye bizleri muvaffak eyle. O güzel neticelere ulaşmaya bizleri muvaffak eyle. İnneke la tuhliful mi'ad. Allah'ım, sen sözünde durursun. Sözünü bozmazsın. Dolayısıyla ben de sana yalvarıyorum. Allah'ım, bize vaat ettiğin güzellikleri bizlere nasip eyle diye ayet-i kerime buraya kadar devam ediyor. Ayet-i kerimeler Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buraya kadar okudu. Gökyüzüne bakarak buraya kadar okudu. Sümme ehva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila firâşihi. Demek uyandı, gökyüzüne baktı, tefekkür etti, bu duayı yaptı. Ondan sonra tekrar yatağına yattı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Festelle minhu sivaken sümme ehva Resulullah sanısım ila firâşihi. Sonra yatağına yöneldi, yattı değil. Yatağına yöneldi. Festelle minhu sivaken, yatağından bir misvak aldı. Sümme efraga fi kadahin min idavetin indehu ma'an. Sonra bir kaseye biraz su döktü. Festenne. Böylece misvağını ıslattı. Misvak kullanmış oldu. Sümme kâme fasallâ. Demek ki abdestini de aldı, misvağını kullandı ve namaz kıldı. Sümme kultu, dedim ki kad sallâ kadre mâname. Sümme azdaca'a. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi kendime şöyle değerlendirdim. Ne kadar uyudu o kadar namaz kıldı. Yani uykusu bir saat sürdüyse onun namazı da bir saat sürdü. Sümme azdaca'a, sonra yattı. Hatta kultu, dedim ki kad nâme kadre mâ sallâ. Yattıktan sonra aradan geçen sürede dedim ki namaz kıldığı sürece de ne kadar namaz kıldıysa bir o kadar daha yatmış oldu. Sümme seygada, tekrar uyandı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fefe'ale kemâ fe'ale evvelen merratin. İlk kez yaptığı gibi göklere baktı, duasını yaptı. Sonra misvağını aldı, abdestini aldı, tekrar namaza durdu. Fefe'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâse merratin kablel fecri. Fecirden önce bu manzarayı 3 defa gerçekleştirdi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki bu hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen gece teheccüd namazına bir kere değil 3 kere kalkıyordu. Uykusunu 3'e bölüyordu. Biraz bir süre uyuduktan sonra kalkıyor. Uyuduğu kadar bir süre namaza devam ediyor. Tekrar yatıyor. O kadar süre kalkıyor. Tekrar namaz kılıyor. Sonra bir daha yatıyor, bir daha kalkıyor. 3 kere bunu tekrarladığını da görüyoruz. Bu her zamanki manzarası mıydı? Elbette her zamanki manzarası değildi. Ama böyle yaptığını da ravi bizlere rivayet etmiş oluyor kıymetli izleyenlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz odaklanmıştı. Allah'a odaklanmıştı. Ona ibadet ve kulluğa odaklanmıştı. Onun için
ne kadar namaz kılsa ondan mutluluk duyuyordu. Çünkü namaz onun huzur bulduğu, mutluluk duyduğu, tadına doyum olmuyor dediği en leziz ibadetlerden birisiydi. Namaza durduğu zaman Mevla'nın huzurunda olduğunu hisseder. Adeta cennet bahçelerinde dolaştığını fark eder gibiydi. Namazdan yorulduğu, bıktığı hiç olmamıştır. Rabbim namazla ilgili böylesine sevgi hepimize de ihsan eylesin. Allah sevdirirse işler çok kolaylaşır. Onun için Allahümme habbib ileynel iman ve ta'at ve zeyyinhuma fi kulubina. Allah'ım imanı bizlere sevdir, ibadetleri bizlere sevdir. Kalplerimizde bunları süslü göster. Eğer kalbimizde ibadete karşı sevgi olursa, zikrullah'a karşı sevgi olursa, teheccüde karşı sevgi olursa ne yaparız? Bunları bırakmayız ki. İnsan sevdiğinden kolay kolay ayrılmaz. Sevdiğini üzmez. Dolayısıyla ibadeti seven ibadetten ayrılmaz. Zikrullah'ı seven zikrullah'ta gevşeklik yapmaz. Eğer sevilmesi gerektiği kadar sevemiyorsak Allah'a iltica edeceğiz. Allah'ım sen sevdir bana diyeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Allah size imanı sevdirdi buyuruyor. Öyleyse sevdirecek olan Allah'tır. Ona yalvaracağız. Allah'ım sevdir, sevdir, sevdir diye yalvaracağız. Affınıza sığınarak şöyle bir örnek vereyim. Bir kedinin acıktığını düşünelim. Bir evcil kedi acıktığını düşünelim. Efendim gelir sahibinin etrafına böyle kafasını sürer, miyav miyav deyip durur. Ayağın tersiyle içse kediyi yine gelir, etrafında dolaşır, miyav miyav diye. Çünkü karnı açtır, senden yemek bekliyor. Teşbihte hata yoktur. Biz o kediden daha fazla açız. Günahlarımızın silinmesi noktasında, Rabbimizin sevgisini kazanmamız noktasında teşbihte hata yok. Durmadan biz Rabbimize yalvaracağız, yalvaracağız, yalvaracağız. Bu kapıdan kovulmak yoktur Allah'ın izniyle. Yalvaracağız o sevgi kalbimize girinceye kadar. Çoluğumuzun, çocuğumuzun kalbine girinceye kadar. Biz çocuklarımıza nasihat ederiz. Efendim oğlum işte namaz şöyledir, böyledir, namazı kıl deriz. Oruç güzeldir, tut deriz. Kur'an oku deriz, tut deriz. Efendim oku deriz. Faziletlidir, oku deriz. Ancak biz ne kadar tatlı yağlı ballı anlatırsak anlatalım. Onun kalbine bunun sevgisi girmedikten sonra zorla bu iş olmaz. O zaman ona bir taraftan yalvardıktan sonra yalvarırken öbür taraftan da Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. Ya Rabbi çocuklarımın kalbine namaz sevgisini zerka ile ibadet sevgisini yerleştir. İbadet sevgisini, iman sevgisini yerleştir ve bunları süslü görmeye bunları muvaffak eyle diye hem kendimiz için hem de çoluk çocuğumuz için bu duayı yapmalıyız kıymetli izleyenlerim. Dua anahtardır, anahtar. Duanın açmadığı kapı yoktur. Yeter ki o anahtarı kullanmasını bilelim. Hatta dua maymuncuk gibi bir anahtardır. Her kapıyı açar. Yeter ki biz usulüne uygun bir şekilde bu maymuncuğu teşbihte hataya kullanabilelim. Samimi olalım, ihlaslı olalım. Duanın kabulüne vesile olabilecek tutum ve davranışları hayatımızda prensip haline getirmiş olalım. Bir insanın yediğinde, içtiğinde ve elbisesinde haram varsa o insanın duası kolay kolay kabul edilmez. Çünkü haram lokma duanın kabulüne engel teşkil eder. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ve an Ya'la İbni Mümellik Ya'la bin Mümellik'ten veya İbni ve an Ya'la İbni Memlek Ya'le ibn-i Memlek'ten rivayet edildiğine göre ennehu se'ele ümme selemete zevcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme an kiraatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve salatihi. Hazreti Ya'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden, annelerimizden Ümmü Seleme'ye soruyor. Neyi soruyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda ne okurdu? Ne kadar okurdu? An kiraatin nebiyyi ve salatihi. Onun namazını ve kıraatini bir anlat bize demiş Ümmü Seleme annemize. Fekalet demiş ki وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ Ne yapacaksınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatini, hele hele namazını ne yapacaksınız?
kıraatiyle, namazıyla. Yani burada bu soruyu sorması adeta onun namazını ve kıraatini düşündü, hatırladı, özledi. Özlemini ifade etmek için ve aleyküm ve salatu. Ne yapacaksın onun namazını? Çoktan efendim kendisi ahirete göçünce o güzellikleri kaybettik der gibi bir hasret anlamında bunları söylemiş. Kâne yusalli, namaz kılardı. Sümme yenâmu kadre mâ sallâ. Ne kadar namaz kıldı? Bir saat. Bir saat uyurdu. Sümme yusalli kadre mâ nâme. Bir saat daha kalkıp namaz kılardı. Sonra bir saat daha uyurdu. Sümme yenâmu kadre mâ sallâ hattâ yusbâhâ. Yani böyle bir saat namaz, bir saat uyku, bir saat namaz, bir saat uyku. Sabaha kadar böyle yaptığını Ümmü Seleme annemizin radıyallahu anha yanında buna şahit olduğunu söylüyor. Yani bu da bir uygulama şeklidir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Böyle yapıyordu. Tabi bu her baba yiğitin karı değildir. Yani bir saat kıl, yat, bir saat uyu, kalk bir saat sonra telefon da yoktur, zil de yoktur. Kalkıyor Sultanül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu şekilde namaz kıldığını annemiz, geceyi değerlendirdiğini annemiz bizlere naklediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin her şeyi bizim için örnektir. Bunu da bilgi olarak efendim unutmamalıyız. Sümme na'atet kıraatehu. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraatini anlatmaya başladı Ümmü Seleme annemiz. Feizâ hiye ten'atu kıraaten mufessireten harfen harfa. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraatinden bir örnek verdi. Böyle harf harf, kelime kelime efendim yavaş yavaş okudu. İşte o da böyle okurdu diyerek onlara okuyuşuyla ilgili örnek bir tertil üzere bir sunum yapmış oldu. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai. Kıymetli izleyenlerim, demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece teheccüd namazını ne zaman kılardı, nasıl kılardı sorularının cevaplarını bu hadis-i şeriflerde görmüş olduk. Peki gece teheccüd namazı kılmanın faziletiyle ilgili önümüzdeki konularda gelecek. Şimdiki önümüze gelen bahis ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında nasıl yalvarırdı, neler derdi, hangi dualar ile Cenab-ı Hakk'a iltica ederdi. Kıymetli izleyenlerim, gece duanın gerçekten kabul edildiği altın saattir o. Hani gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığı zaman Cenab-ı Hak birinci kat semadan tecelli eder, var mı dua eden kabul edeyim der. Dolayısıyla derin, gecenin derin saatleri var ya, dua için, duanın müstecaplığı için aranıp zor bulunan zaman dilimleridir. Binaenaleyh bir insan gece kalktığında dua olarak neler yapmalı? Sadece namaz değildir. Bu dua da bir ibadettir elbette. Dua da bir ibadettir, namaz da bir ibadettir, oruç da bir ibadettir. Binaenaleyh gece duaya kalktığımız zaman dua olarak neler yapmalıyız? Dua olarak neler yapmalıyız? Bunları da inşallah burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendi mübarek ağzından sahabe-i kiramın naklettiği şekliyle görmüş olacağız. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قَامَ مِنَ الْلَيْلِ Gece kalktığı zaman يَتَهَجَّدُ Yani uykuyu bırakıp teheccüd için kalktığında قَالَ şöyle dermiş اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدِ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حق وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
La ilahe illa ent ve la ilahe gayruk. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimizin gece kalktığında nasıl dua ettiğini bizlere öğretiyor. Bu duayı burada görmekteyiz. Peki manası nedir biraz önce okuduğum? Evvela şunu ifade edeyim. Bu hadis-i şerifi Bukhari'de birkaç defa geçiyor. Gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz gecenin derin saatinde kalkıyor ve bu duayı yapıyor. Bu duayı seçiyor, ihtiyar ediyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin duaları çok tatlı dualardır. Çok güzel dualardır. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua şekillerinden bir şekli görüyoruz. Bakınız duaya başlarken Allah'ım senden şunu istiyorum diye başlamıyor. Evvela tazim ve hürmetini arz ediyor. Allah-u Teala'nın azametine karşı olan inancını deklare ediyor. Ne diyor? Allahümme ey Allah'ım lekel hamdü, bütün övgüler sana aittir. Sensin bütün övgülerin gerçek sahibi. Yerde gökte, içimizde dışımızda, gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa hepsinin gerçek sahibi sen olduğun için bütün övgüler, bütün hamdler sana aittir. Güneş güzeldir desem o güzelliği sen verdin. Ben güneşi değil seni övmüş oluyorum. Ay güzeldir desem aya o güzelliği sen verdin. Ayı değil seni övmüş oluyorum. Çocuğumun sesini, çocuğumun zekasını, çocuğumun ahlakını, efendim güzeldir desem onu övmüş gibi olsam bile gerçekte Allah'ın verdiği bu güzelliği Allah'ı övmüş oluyorum. Allahümme ey Allah'ım lekel hamd. Bütün hamdler sana aittir. Çünkü bütün artıları, bütün güzellikleri yaratan sensin. Birinci cümle bu. Ente kayyimus semavati vel ardı ve men fihin. Allah'ım ben şöyle inanıyorum. Yerlerin ve göklerin kayyumu, onların sevku idaresini, yerlerde ve gökte olanların tamamının sevku idaresini yapan sensin. Ben böyle inandım, böyle ilan ediyorum diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Daha isteğe başlamadı. Ve lekel hamdu ente nurus semavati vel ardı ve men fihin. Allah'ım ben yine şunu ilan ediyorum. Bütün hamdlerin gerçek sahibi sensin. Ayrıca yerleri ve gökleri aydınlatan sensin. Yerde ve gökte olanları da aydınlatan sensin. Evet. Yerle gökleri aydınlatan, aydınlatan ışığı ve nuru yaratan sensin. Ve lekel hamdu. Allah'ım yine ilan ediyorum. Bütün hamdler gerçekten sana mahsustur. Ben kendimde bir takım güzellikler görsem, eşimde çocuklarımda bir takım artılar, güzellikler görsem, gururlanmaya gerek yok. Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var demişler ya, hiç gururlanmaya gerek yok. Bütün bunları Allah-u Teala'nın bir eseri olarak görmek lazım. Onun bir ikramı olarak görmek lazım. وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ ف۪يهِنْ. Yerlerin ve göklerin aydınlatıcısı, onları pırıl pırıl parlatan sensin Allah'ım. Ben böyle inandım. وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ ف۪يهِنْ. Allah'ım yine diyorum ki bütün hamdler sana mahsustur. Göklerin mülkü, yerin mülkü senindir. Başka mülk sahibi kimse yoktur. وَلَكَ الْحَمْدُ devam ediyor. Allah'ım yine bütün hamdler sana mahsustur. Yani burada şunu öğreniyoruz kıymetli dostlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'a dua ederken Allah'ım senden şunu 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 istiyorum diye direkt isteklerle başlamıyordu. Kul olarak tazımının danışkasını yapmaya çalışıyordu. En güzelini yapmaya çalışıyordu. Efendim ondan sonra sıra isteklere doğru geliyor. Ve lekel hamdu. Allah'ın bütün hamdleri sana mahsustur. Entel hakku. Gerçekten hak olan sensin. Yani ezeli ve ebedi varlığı sabit olan yalnız sensin. Ve va'dukel hakku. Allah'ım senin vaat ettiğin ne kadar şeyler varsa bunların da hepsinin vaat olduğuna inandım, hak olduğuna inandım. Vaadin de haktır diyor. Ve liqa'uke hakkun. Allah'ım
Öldükten sonra dirilip huzuruna gelmek vardır. Ben bunun da hak olduğuna inandım. وَقَوْلُكَ حَقٌ Allah'ım, senin sözlerin tamamı haktır. Her ne söylediysen hepsi haktır ve gerçektir. Ben böyle inandım. وَالْجَنَّةُ حَقٌ وَالنَّارُ حَقٌ Cennet de haktır, cehennem de haktır. Cennet var mıdır? Vardır. Cehennem var mıdır? Vardır. Cennete insanlar girecek mi? Girecek. Cehenneme asiler girecek mi? Girecek. İşte bu da haktır. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌ Allah'ın benden önce gönderdiğin nice peygamberler var idiyse onların hepsinin de hak olduğuna inandım. En son olarak beni gönderdin peygamber olarak ben kendi peygamberliğime de inandım, iman ettim. وَالسَّاعَةُ حَقٌ Allah'ım kıyametin gerçekleşmesi bir haktır. Dolayısıyla eninde sonunda kıyamet gelecektir. Buna böyle inandım. Allahümme leke eslemtu. Allah'ım sana teslim oldum. Ve bike amentu. Yalnız ve yalnız senin güç ve kuvvetinle, senin inayet ve yardımınla iman ettim. Ve bike amentu. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ Yalnız ve yalnız sana tevekkül ettim. Sana güvendim Allah'ım. وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ Sana yöneldim. Sana rücu ettim. وَبِكَ خَاصَمْتُ Allah'ım senin yardımınla düşmanlarımla mücadele ettim. وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ Muhakemeyi de sana havale ettim. Yani senin vereceğin karara razı oldum. Öyleyse فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ İşte dua şimdi yalvarma şekli burada başlıyor. فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ Allah'ım ben geçmişte yaptığım ne kadar günahlar varsa onları bağışla Allah'ım. وَمَا أَخَّرْتُ Yani ibadetlerimde yaptığım gevşeklikler, tembelliklerden dolayı da sen beni muahaze etme. Beni bağışla Allah'ım. وَمَا أَسْرَرْتُ Gizlediğim neler varsa وَمَا أَعْلَنْتُ ilan ettiğim nice söz ve davranışlar varsa aleni olarak yaptığım ben hepsinin senden bağışlanmasını istiyorum. Allah'ım ne olursun bunları bağışla. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّ Benim bilmediğim senin bildiğin nice yanlışlarım varsa, kusurlarım varsa onları da bağışla. Entel mukaddimu sen mukaddimsin. Dilediğini öne çıkarırsın. Ve entel muahhiru dilediğini de geri bırakırsın. Öyleyse Allah'ım kıyamet gününde bana şefaat hakkını ver. Ön tarafa geçip şefaat hakkını kullanayım. Diyebiliriz burada. Takdim edecek olan sensin. İstersen beni ön tarafa alırsın. İstersen tehir edersin. Tehir edersen geriye almış olursun. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ve la ilahe gayruk. Senden başka mabut da yoktur. Şimdi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte gecenin yapmış olduğu, geceleyin yapmış olduğu o güzel dua vardır. Bu tabi illa gece olacak diye bir şey yok. Yani bu gerçekten mükemmel bir duadır. Gece yapılması özellikle sünnet olmuş olur. Ama bu dua olarak hayatımızın bir parçası halinde efendim bizimle beraber yatıp kalkarsa tabiri caizse bu duayı sık sık yaparsak daha doğru olur, daha güzel olur. Yine Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhanın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerife geldik. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ anha Hazreti Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre قَالَتْ diyor ki كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktı. Ne yaparmış?
İftetaha salatehu. Namazına şöyle giriş yaparmış. Yani namaza başlayacak şunları okurmuş. Allahümme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil Fatıras semavati vel ard Alimel gaybi ve şehadeti Ente tahkumu beyni ibadike fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. İhdini. Evet, devam ediyor dua. Okuyalım, manasını verelim okuduğumuzun. Allahümme ey Allah'ım, Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil, ey Cebrail aleyhisselamın, ey Mikail aleyhisselamın, ey İsraf'ın Rabbisi olan Allah'ım. Fâtıras semâvâti vel ardı, ey gökleri ve yerleri yaratan Allah'ım. Âlimel gaybi ve şehadeti, gayb ve şahit olanı bilen Allah'ım. Ente tahkumu beyni ibadike fîmâ kânû fîhî yehtelifûn. Yarın ahirette kulların kendi aralarında ihtilaf ettikleri konularda sen aralarında hükmedeceksin. İhdini Allah'ım. Beni hidayet et. İhdini. Beni hidayet et. Delalet et. Nereye? Lima uhtülüfe fihi. İnsanların ihtilaf ettiği konularda doğruyu bulmaya, minel hakkı bi iznik. Allah'ım senin izninle efendim ihtilaf edilen konularda doğruya beni ulaştır. Doğru karar vermeye beni muvaffak eyle. Bir insan istişare için bir meclis kursa, o mecliste istişare bir konu tartışılacak, konuşulacak ve karara bağlanacak. O meclisteki insanlar her birisi başlamadan şöyle dua etmeli. Allah'ım bu konuda kalbime en doğru karar neyse onu ilham eyle diye manevi bir bağlantı yapmalıdırlar. Efendim yoksa nefsine uyarak bir fetva verirlerse gerçekten yanlış olur. İnneke tehdi men teşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Allah'ım sen dilediğin kullarını sırat-ı müstakime hidayet edersin. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece kalktığında efendim bu duayı yaptığını görüyoruz. Demek ki bazen bunu yaparmış. Ey Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselamın Rabbi, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey gaybi ve şahidi bilen Allah'ım, sen yarın ahirette kullar arasında İhtilafın cari olduğu o günde beni ya Rabbi ihdini lmehtülüfe fihi minel hakkı biiznik. Senin nezdinde hak neyse lütfunla kereminle onu yakalamaya beni muvaffak eyle. İnneke tehdi men teşâhü lâ sırat-ı müstakîm. Çünkü sırat-ı müstakîme sen dilediğini ulaştırırsın. Dilediğini hidayet erdirirsin. Dolayısıyla ben de senden sırat-ı müstakime hidayet talep ediyorum. Ravahu Muslim. Bu hadisi şerifi Kütüb-ü Sitte'den Müslim rivayet etmiştir. Bir hadis-i şerif de okuyalım. Ve an Ubadete ibn-i Samiti radıyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men te'arra minel leyli fekal. Bir insan gece uyandı. Uyanınca şöyle dese. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Ve subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu dese. Thümme kâle rabbi gfirli. Allah'ım beni bağışla ondan sonra dese. Ev kâle thümme da'a ustucibe lehu. Veya illa bu dua değil. Herhangi bir dua yapsa kabul edilir. Fe in tevadda ve salla kubile salatuhu. Bu dua yapmasının ötesinde abdest alıp namaz kılarsa o namazı da kabule şayan olan namazlardandır. Bir hoca efendi bunu anlatırken diyor ki birisinin borcu vardı, ciddi manada borcu vardı. Bir türlü bunu halledemiyordu. Bu duayı ona öğrettim diyor. Bu duayı öğrettiğim zaman diyor gece gitti yaptı diyor bu duayı. 2-3 gün içerisinde gerçekten hiç beklemediği yerden zuhurat oldu, borcunu ödedi. Dolayısıyla
inanarak samimiyetle bir insan bu duayı yaparsa ثُمَّ دَعَى اُسْتُجِيبَ لَهُ kabul edilir duası. فَاِنْ تَوَضَّعَ وَصَلَّا قُبِلَ صَلَاتُهُ eğer abdest alıp namaz kılarsa namazı da kabul edilir. Çünkü bu dua ibadetlerin ve duanın kabulüne vesiledir diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim her birinizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden yürümeyi ve onun sünneti seniyesini ihya edebilmeyi, ahirette dostlarıyla beraber haşrolmayı her birimize nasip etsin diyorum. Şaban-ı Şerifimiz bereketli olsun. Ramazan-ı Şerifi idrak edip ihya etmeyi Rabbim nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin def'u raf'u izalesi için, Allah rızası için El Fatiha.